Ermeni, Rum ve Musevi vatandaşlarımız Türk olmamak hakkına sahiptiler uluslararası anlaşma gereğince ve bu yüzden bunların kendi okulları vesairesi vardı. Bir nevi özerk yapıları vardı. Ama bunlardan da Türk olmak isteyenlere kimsenin itirazı yoktu. Zaten hukuki olarak da Türk sayılıyorlardı. Yani Türk vatandaşı Türktür deniliyordu. Cumhuriyetin projesi budur. Biz neyi tartışıyoruz? Hayır. Şunu tartışıyoruz. Şu manada siz yani, dediniz ya insanların imanını hani bir anlamda onları şüpheye zerk edecek şekilde bozuyordu dediniz ya. Namık Kemal Zeybek de diyor ki hani onu bozmak bir tarafa tüm camilere tüm köylere cami yapılması. Camilerin satıldığı bir dönemde kağıt üzerinde verdi. Tüm köylere cami yapılması kararını koysanız ya, insaf ya. İnsaf dinin yarısıdır. Neye ya. Yarar yapmayın. Ki? Ya, yapmayın ya. Yani yapmayın. Ya oradan buradan. Bugün de camiler satılıyor. Bugün de yıkılıyor. Neyi yapmayalım? Yani cami neyi yapmayalım? Camiye tapmayın. Putçuluktur. Cami bir binadır. İhtiyaç olursa herkes yıkar. Yani, bugün de yıkılıyor. Her yerde yıkılıyor. Bu seviyede tartışılmaz. Hangi seviyede tartışacağız? Camiye kimse Atatürk tapmıyor. Atatürk hangi camiyi yıkmış ya? Camiye kimse uydurup tapmıyor. Uydurup söylüyorsunuz ya. Ayasofya'yı da mı görmüyorsunuz ya? Efendim? İnsaf be ya. Ne oldu? Yıktı mı Ayasofya'yı? Ayasofya'yı da mı görmüyorsunuz? Ay, yıktı mı Ayasofya'yı? Kimliksiz. Yıktı diyorsunuz. Kimliksizleştirmek yıkmak. Ayasofya'yı ayrıca konuşalım. Ben sana size onlarca camiden söz edeceğim şimdi. Şimdi onları karıştırtmayın bana. Şu işimi bitireyim. Ya Atatürk olmasaydı ne cami olurdu? Ne ezan kalırdı? Niye ki? Ya bırakın şimdi ya. Niye? Yani Yunanlılar sizin değil ama Atatürk düşmanı birilerinin istediği gibi Tekirdağ müftüsü, efendim Bursa müftüsü falan gibi bazı müftüler. Tabii Konstantin için hutbe okuttular beyefendi. Evet. Onların istediği gibi Yunanlılar yönetseydin cami mi kalırdı bu ülke? Cami niçindir? Cami ezan içindir ve namaz Hazreti içindir. Hazreti Peygamber de bir cami yıktırdı beyefendi. Şu din algısını okutacağınız, ekeceğiniz fikirlerle, bu fikirlerle zehirleyeceğiniz çocuklar camiye mi girecek ki? Dört duvara o zaman dönüşür. O zaman cami kimliğinden çıkar. Ezan yok. Ezan-ı Muhammedi yani. Niye yok? Ezan-ı Muhammedi'ye şiir yazan, efendim Yahya Kemal Bey diplomatik pasaportu elinden al, yargıla. Ezana girdik. Efendim o yok. Şimdi buradan devam edeceğim. Ben de size söylüyorum. Peki. Şimdi onu göstereyim isterseniz. Kaç caminin satıldığı listesini ben okumaya hiç girmeyecektim. Ama madem istediniz ben küçücük bir liste vereyim. Ya bugünkü iktidar döneminde de oldu canım. Her dönem oldu. Hayır hayır bu kanun. Yani Atatürk cami düşmanı 500 metre cami yıkıyordu yakın, yani Atatürk. Ben bunu düşmandı falan demiyorum. Ben olgudan söz ediyorum. Evet. Ben tarihçiyim. Ben cerbezeden filan anlamam. Ne kaydediyorsa onu konuşuyorum. Öyle. Ben de size kanundan ve Atatürk döneminde yapılan işte kanun. Köy camilerinden bahsediyorum. İşte kanun. Kanunu 15 Teşri Nisan 1935 resmi gazete. Teşri Nisan'ı 1935 sayı 3163. Kanun numarası 2845. Madde 1. Efkaf Umum Müdürlüğü'nce cami ve mescitler hakiki ihtiyaca göre tadilen ve zaman ve mekan itibariyle birleştirilmesi kabil olan vazifeler birleştirilmek ve hizmetlerin icaplarına göre lazım gelen nakiller yapılmak suretiyle hademe kadrolar tahsis olunur. Tasnif harici kalacak cami ve mescitler usul ve mevzuata göre kendilerinden başkaca istifade edilmek üzere kapatılır. Ya boş kalan camiler. Niye boş kalıyor cami? Cemaati kalmamış olan benim camiler. Benim mahalle cami. Niye cemaat kalmıyor ya, ki? Yapmayın. Bu köy imamı derecesinde mi konuşuyorsunuz? Türkiye öldü mü? Hakikaten düzey çok düştü. Yani Türkiye öldü mü? Bunu siz böyle mi anlıyorsunuz? Evet 400, böyle anlıyorum. Yani siz 442 peki, köy imamı yani köy imamı zaman, düzeyinde konuşmayın. Az önce köy imamları tayin ediliyordu ya. Evet 442 az önce tayin ediliyordu efendim, ya. Ben ona bakalım had dışına çıkarsanız ben çok güzel çıkarım. Ben de çıkarım. Yani adınıza efendim saygı göstermeye çalışıyorum ya, haddinizi ya de biliyorum. Ya bu milleti sizin bu de sizin de şurada dininizi yaşamasını yanlıştır sağlayan Atatürk'e hakaret ediyorsunuz siz. Nerede hakaret ediyorsunuz? İftira ediyorsunuz. Müfterisiniz. Birciniz. Müfterisiniz. Birsiniz. Müfterisiniz siz. Yazıklar olsun size be. Yazıklar olsun be. 100 kitap. 100 olsun sizin 100 kitabınıza da. Ben bu seviyeyle tartışmam. Bir dakika birden bir alevlendim. Efendim bırakın şimdi ya şu çıkartın şuna bak. Kendinize çaldım be. Şu